Merhaba arkadaşlar, bir video daha hoş geldiniz. Bu videoda Antalya Arkeoloji Müzesi'ni gezeceğiz ve içeriye size göstereceğiz. Hemen müzeye girelim bu arada. Arkadaşlar, müzeyi kuran Süleyman Fikri Efendi'ymiş. Süleyman Fikri Erten. Yani şu şekilde onun arasında burada onun özel eşyaları ilgili şeyler var, parçalar var. Şöyle yukarıyı gösterelim. Atatürk'le beraber kuruluşla ilgili bilgiler yer alıyor. Şöyle göstermiş olduğunuz gibi, şöyle göstermiş olayım. Evet, girişe geldik. Girişten başlayalım bakalım. O fosiller varmış burada. Kafadan ayaklılar. Bunları fosil. Şöyle göstermiş olalım. Daha çok eski tabii, milattan önceki ait eski. Bunlar 430 milyon yıl öncesine aitmiş. Burada da yine fosiller var. Bitkiler birinci jeolojik zamana ait. Yine 345 milyon yıl öncesine aitmiş. Şöyle göstermiş olayım. Bunlar da Karayın mağarasından çıkan parçalar. Tabii büyük ihtimalle ilk çağdan başlayıp ta günümüze kadarki eserler var burada. Burada da Paleolitik çağa ait ilk eserler yer alıyor. Karayın mağarasında bulunmuş parçalar. Burada herhalde hayvan kemikleri yer alıyor. Şöyle göstermiş olayım. Burada bir deri var zaten. Bu şekilde oluyormuş. Buradaki insan da biraz maymuna benzetmişler ama. Yine şöyle göstermiş olayım. Karayın mağarasında bulunan o zamanki yani Paleolitik çağa ait alet ve edevatlar. Burada yine Karayın mağarasında bulunan parçalar, kemikler, hayvan kemikleri, insan kemiği değildir herhalde. Geldik Neolitik çağa ait eserler. Bunlar insanların artık yarı avcılık ve yarı tarımaya geçtiği zamanki eserler şu şekilde. Burada zaten artık yerleşik hayata benzer alet ve edevatlar yer alıyor. Şöyle düzeltmeler göstermiş. Bunlar tabii çok eski eserler. Burdur Hacılar Köyü. Geç Neolitik, erken kaolitik, yine bunlar binlerce yıl, milyonlarca yıla ait eserler. Burada insan figürüne benzer bir heykel var, göstermiş olayım. Vazolar var. Buradaki eserlerde ilk Tunç çağına ait eserler. Burada genelde küçük hayvan figürleri ve tezgah ağırlıkları yer alınmış. Tamam. Burada da mühürlere yer verilmiş. İdoller. Çıkarıldığı yerle ilgili bilgiler aranıyor. Elmalı Karataş. Yine Elmalı Karataş'ta bulunan eserler. Yine eski Tunç çağına ait eserler yer verilmiş. Devam edelim. Pişmiş topraktan yapılan eserler. Kargo ile gönderilmiş. Viyana'dan gelmiş bu eser. Bu da Antalya'dan 52 yıl önce satın alınan Tunç Çağı'na ait boğa figürü Viyana'dan kargo ile Antalya Müzesi'ne gönderildi. 2015 yılında gelmiş. Bunlar da küp mezarmış. Gerçek insan kemiklerinin olduğu kısım. Şöyle göstermiş olayım. Evet, korkutucu. Maalesef.
7 iskelet bulunan 112 nolu küp diyor. 7 tane iskelet varmış. Elmalı da çıkarılmış yine. Şurada bilgiler yer verilmiş. Şöyle göstermiş olayım. Yani müze çok büyük olduğu için bu kısmı biraz hızlı göstereceğim. Tunç Çağı'na ait keramikler. Yani pişmiş topraklar. İlk Tunç Çağı'na ait eserler bunlar. Şöyle hızlı bir şekilde göstermiş olayım. Şimdi başka bir alana geçiyoruz. Bakalım. İlk başta eski çağlara, yani ilk insanlık öncesi eserlere baktık. Burada da şöyle geometrik döneme ait milattan önce 9. 7. yüzyıla ait eserler. İnsan figüranlarına yer vermiş. Arkaik klasik döneme ait eserler. Gördüğünüz gibi. Göstermiş olalım. Yine klasik döneme ait. Burada çok güzel eserler de var. Devam ediyoruz. Yine klasik döneme ait eserlere yer verilmiş. Milattan önce 5. ve 4. yüzyıl. Burada da yine Helenistik döneme ait. Artık Roma dönemine geçiyoruz. Ait eserlere yer verilmiş. Bu şekilde hızlı bir şekilde göstermiş olayım. Burada da artık dediğim gibi Roma dönemine ait eserler var. Bir ton hayvan figürleri, pişmiş toprak parçalar, eşyalar. Burada da yine Roma, Doğu Roma dönemine ait eserler. Gördüğünüz gibi şöyle biraz daha göstermiş olayım. Bence çok güzel tarihi eser ve parçalar bulunmuş. Şöyle göstermiş olayım. Gelelim. Burada da bölge kazı salonları var, yer var. Badem ağacı köyünde. Badem ağacı köyünde bunlar eserler. Geldik. Limra tiyatro alanında bunlar eserler. Berge tiyatro, Helenistik döneme ait. Cam. Ve aynı zamanda şöyle birçok heykel parçasına yer vermiş. Arka yanda burada da Atis heykeli 1971 yılında belgede yapılan kızılı bronzdan, dökme bronzdan bir Atis heykeli bulunmuş. Yine bölge kızları da bulunan eserler. Tabak, seramikler. Yine bölge kızlarına bunlar eserler. Yarı işlenmiş baş eksik kalmış. Burada hayvan figürlerine yer verilmiş. Roma dönemine ait eserler bunlar da. Roma ve Helenistik dönemine ait. Burada bir heykel var yine. Kadın heykeli. Milattan önce 2. yüzyıl. Yine burada bir heykel var. Sphinx. Ne heykelleri vermiş bayağı. Burada heykel var. Nemesis kadın heykeli yine burada yer vermiş. Antinos. Milattan sonra 100-138. yıllara ait bir eser. Belgede bulunmuş. Ne bir kadın heykeli. Giyimli kadın heykeli. Burada bir İmparator Hadrian.
İmparator da bayağı kapsaymış ama. Sigarası var herhalde. Evet, burada yine bir kadını ilkeli. Belge de bulmuş. Demek ki adam kaslıymış. Spor salonuna gidiyormuş. Evet, yine bir imparator ilkeli olması lazım. İmparator Hadrian. Vay 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 vay. Belge de bulunmuş. Burada da bir imparator var yine. Ne? İmparator Trian. İmparator Trian. Roma dönemi. Yine belgede bulunan bir Athena heykeli. Cleopatra. Evet, herhalden aşağısın. Bir şey söyleyeceğim ya. Şehir değil de heykellerle mi doluymuş? Şu anda geldik mozaiklere. Şöyle mozaikleri göstereyim. Çok güzel bir şekilde taşınmış, getirilmiş. Orada. Şu tarafta da var. Mozaikleri göstermiş olayım. Burada da mozaikleri yer verilmiş. Burada da mozaikler var yine. Yine bir mozaik var. Göstermiş olayım. Burada da yine devam ediyoruz. Berge Tiyatro Salonu'nda mükemmelde çıkarılan eserler. Şöyle göstermişim. Kurban sahnesiymiş. Şöyle. Burada yine birçok heykel var. Bulunan bayağı büyük heykeller. Bu kadar da heykeller var. Yine İmparator şu heykelleri var. Oturan kadın heykeli. Kadın heykeli. Bunlar da kadın heykeli. Şöyle. Bazı parçalar eksik tabi. Geldik arkadaşlar dahitlere. Yani mezarlara. Şöyle göstermiş olayım. Burada birçok dahit var. Bayağı bir işlemeli ve güzel. Herakles'in laiti. Adamın heykeli de güzel, bir de mezarı da güzel yani. Hı. Katılırım, bekliyorum. Bak. Bu Kayseri'de de var. Bu lahit Amerika'dan geri getirilmiş. Amerika Paul Getty Müzesi 1983'te. Bu da Heraklius'un heykeliymiş. Heraklius'un şey pardon lahiti. Arkadaşlar hemen kısa bilgi vereyim. Bu Heraklius lahiti 1960 yılında kaçak kazılarla çıkarılıp yurt dışına kaçırılmış. Daha sonra İngiltere'den İsviçre'ye restorasyon edildikten sonra İsviçre'ye getirilmiş. İsviçre'de limanda el konulmuş. İsviçre Başsavcılığı tarafından daha sonra Türkiye'ye haberdar edilmiş. Daha sonra gerekli inceleme yapıldıktan sonra Türkiye'ye iade edilmiş ve 2017 yılında tekrar müzeye konulmuş. İşte maalesef tarihimize sahip çıkmazsak bu şekilde yabancılar gelip çalıp kendi ülkelerindeki müzelerinde sergiliyorlar. Biz değerini, kıymetini bilmezsek başkaları ele geçiriyor işte. Gelelim buraya. Burada yine bir lahit daha var.
Daha çok lahit kabarmış o. Demek ki lahit bir tane bir bayana aitmiş. Yani kadın lahitmiş. Burada yine birçok lahit var. Şöyle burayı çok detaya girmeyeceğim. Şöyle genel bir göstermiş olayım. Lahitleri. İkinci kata çıktık. Bir kat daha yer alıyor burada. Bu katta başka ne varmış? Burada herhalde paralar var. Pamfilya bölgesinde çıkarılan paralar. Pisidia bölgesi. Şöyle yakından göstermiş olayım. Burada da yine Ligya bölgesinde çıkarılan. Evet, geniş alayım. Osmanlı dönemine ait. 1299-1923 dönemine ait. Anadolu beyliklerine ait. Paralar. 13 ve 18. yüzyıla ait. Avrupa krallıklarına ait paralar. Bizans dönemine ait. 1453'ün daha. Burada altın paralar da konulmuş gördüğünüz gibi. Şöyle. Roma İmparatorluğu'na ait paralar. Gördüğünüz gibi. Ve Helenistik döneme ait. Burada krallıklara ait paralara yer verilmiş. Arkaik, klasik devirlere ait paralarda burada çok bir şey yok. Burada da definelere yer vermiş. Bu Aspetronos definesi. Side definesi. Bundan bayağı bir para çıkmış. Elmalı hazinesi. Maşallah. Bizans dönemine ait altın paralar galiba. Osmanlı defineleri. Bu tarafta da ikonalara yer verilmiş. Yani Ortodoks Hristiyanlık'ta önemli bir nesne olan, yani tapınma açısından nesne olan ikonalara yer verilmiş. Şöyle yakından göstermiş olayım. Bize çok büyük olduğu için çok detaya girmiyorum. Sadece üstün körü gösteriyorum ve anlatıyorum. Yoksa çok uzun bir video olur, yani onu söyleyeyim. Burada takılara yer verilmiş. Cam sanatına ait eserler. Yine heykelcikler, küçük heykeller göstermiş olayım. Burada da herhalde bronzdan heykeller. Şöyle bayağı büyük bir insana ait bronz heykeller var. Burada yine heykellere devam ediyoruz. Ve en sonunda da yine birçok eser var. Çok da karanlık olduğu için göremiyorum. Evet. Kort Sion hazinesi. Definesi 1960 yılında Kolumcu yakınlarında bulunmuş ama maalesef birçok eser Amerika'ya kaçırılmış ve Amerika'daki Dumbarton Oaks Müzesi'nde yayınlanıyormuş. Sadece burada bulunan eserleri size göstermiş olayım. Yani birçok eser maalesef yurt dışına kaçırılmış. Ben girişte de gördüm. Çok yazık. Çok yazık. Yasa dışı yollarla Türkiye'de çıkarılan eserler yurt dışına kaçırılmış. Burada bir Anadolu Selçuklu beyliklerine ait paraları yer alıyor. Sikkeler sergisi. Şöyle onu da göstermiş olayım. Büyük ihtimalle
videomuz bitecek. Sağdan başlayayım. Üçüncü Keykubat. Yıllara göre burada paralar ayarlanmış. Bu tarafta ikinci Mesut, üçüncü Keykubat. Yine ikinci Mesut, Siyavuş, üçüncü Hüsef ait. Senden ayarlanmış. Şöyle yakından göstermiş de olayım. Evet, burada da 3. K. Yusuf'a ait sikkeleri yer vermiş. Yine 3. K. Yusuf'a ait sikkeler tüm halde üzerinde isimlere yer verilmiştir. Yine 3. K. Yusuf'a ait sikkeler. 4. Kılıç Arslan. 3. K. Yusuf ve 4. Kılıç Arslan'a ait sikkeleri yer vermiş. Burada da yine şöyle sırasıyla göstermiş olayım. Çok güzel bir şekilde hazırlanmış. Detaylara yer verilmiş. Burada da biz aslında yanlış yerden başladık. İlk başta o taraftan başlayacaktık. Yani sondan başlamış olduk. Başa kadar geldik. Yine aşağı kısma geldik. Burada da şöyle bununla ilgili bir bilgiye yer var mı? Yok maalesef. Kabartmalara yer verilmiş. Göstermiş olayım. Arkadaşlar müzenin çıkışında da birçok eser var. Tabii içeri konulmamış. Göstermiş olayım. Şöyle göstermiş olayım. Şurada bir İbranice mi? İbranice yazılar var. Lahitler var yine. Büyük bir tane lahit var. Burayı da gösterelim. Videoyu bitirelim.